Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size manuel çekim modundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar manuel çekim modu nedir sorusunun cevabıyla isterseniz başlayalım. Dijital fotoğraf makinemizde 3 tane temel değer, diyafram, ensantene hızı ve ISO'dur arkadaşlar. Manuel çekim modu ise arkadaşlar fotoğrafçının pozlamayı yaptığı zaman bu 3 tane temel değere hakim olması ve kendisini belirlemesidir. Yani bütün kontrolünün fotoğrafçıda olduğu çekim modunu arkadaşlar biz manuel çekim modu diyoruz arkadaşlar. Manuel çekim modunda kameramız hiçbir şeye karışmaz arkadaşlar. Peki manuel çekim modunu nasıl ayarlarız? Manuel çekim modunu ayarlayabilmek için kameramızın çekim mod kadranını M harfine getirmemiz gerekiyor. Bu noktada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Onu özellikle bilmeniz gerekiyor. Pozlamayı yaptığınız anda, kameramızın vizörüne baktığımız anda pozlama göstergesini görürüz arkadaşlar. Bu göstergenin kesinlikle sıfırda olması gerekiyor arkadaşlar. Ama siz eğer ki çok karanlık bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız bunu eksiye getirirsiniz. Ama çok aydınlık bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız bunu artıya getirirsiniz. Dilediğimiz pozlama değerine ulaşabilmek için yani çekimin şartlarına, olanaklarına, imkanlarına bağlı olarak ve çekim yaptığımız yerde ışığın şartlarına kıyasla arkadaşlar bu ISO, diyafram ve ensantene değerleri üzerinde oynamalar da kesinlikle yapabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar ISO nedir, ne işimize yarar, diyafram nedir, ne işimize yarar, ensantene hızı nedir, ne işimize yarar sorusunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben size kısaca bu değerlerden bahsedeyim arkadaşlar. Eğer ki bir objenin ön ve arka tarafını furu çıkartmak istiyorsanız yani sığ alan derinliğini ama bir manzara fotoğrafı çekecekseniz kadrajınızdaki bütün her yerin ne çıkmasını istiyorsanız alan derinliği ve bu iki şarta bağlı olarak da arkadaşlar kesinlikle kullanmanız gereken mod diyafram öncelikli moddur arkadaşlar. Fotoğraflarda bir hızı dondurmak yani hızı yakalamak istiyorsanız koşan bir insan, uçan bir kuş veya hızlı giden bir arabayı da çekmek istiyorsanız ensantene hızını, ensantene öncelikli modu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ensantene hızının yüksek olduğu yerlerde ve buna paralel olarak bulunan yerde ışığın yeterli olmadığı durumlarda arkadaşlar o zaman da ISO değeriyle oynamanız gerekiyor. Benim size kesinlikle tavsiyem şu arkadaşlar, eğer ki fotoğrafçılığa yeni başlıyorsanız ve bu 3 tane temel değere hakim değilseniz öncelikli olarak arkadaşlar program moduyla başlayın. Daha sonra diyafram ensantineye geçersiniz ve ISO'yu kısmen ISO üzerinde bilgi sahibi olursunuz. Emin olun arkadaşlar bu noktadan sonra fotoğrafçılığa başladığınız zaman kamerayı elinize aldığınızda baktığınızda, oynadığınızda, kontrol ettiğinizde size çok karmaşık gelen konuların ve olayların kesinlikle bu noktadan sonra çok daha kolay ve çok anlaşılır hale dönüştüğünü göreceksiniz. Peki manuel çekim modunu nerede kullanırız genelde? Manuel çekim modunu arkadaşlar genelde çok özel de çekimlerde veya stüdyo çekimlerinde çok yoğun olarak kullanırız arkadaşlar. Benim size bugünlük anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere.